Efendiler, o günlerde İstanbul'da bulunan ordu müfettişlerimiz de gazetelere demeçler vererek, çeşitli vesilelerle düzenlenen ziyafetlerde nutuklar söyleyerek duygularını dile getiriyorlardı. Cumhuriyetin ilanı üzerine İstanbul'da bazı kimseler ve bazı gazeteciler halifeye de bir rol yaptırmak hevesine düştüler. Gazetelerde halifenin istifa ettiği veya edeceği yolunda söylentiler, tekzipler yayınlandı. Sonra dendi ki, haber aldığımıza göre mesele böyle bir rivayetten ibaret olmadığı gibi bir tekziple çözülebilecek kadar basit de değildir. Gerçek olan bir nokta vardır ki o da Cumhuriyet'in ilanının yeniden bir halifelik meselesi ortaya çıkarmış olmasıdır. Halife, yazı masasının başına oturup Vatan Gazetesi yazarına demeç vermiştir denilerek halifenin bütün müminler tarafından sevildiği, Asya'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar İslam dünyasından binlerce mektup ve telgraf aldığı ve birçok yerden heyetler geldiği yolundaki sözlerle hilafet mevkinin kolay kolay sarsılır bir mevki olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. İslam dünyasınca istenmedikçe halifenin istifa edip çekilmeyeceği ilan ediliyordu. Aynı zamanda hükümet birçok iç meseleleri yoluna koymakla meşgul olduğundan şimdiye kadar hilafetin görevlerini tespite uğraşma imkanını bulamamıştır. Hükümetin iç meselelerle meşgul olduğunu elbette İslam dünyası da bilmektedir. Ve şimdiye kadar halifelik görevleriyle uğraşmaya imkan bulamamasını tabii görür cümleleriyle bizi hilafetin görevlerini tespite çağırırken şimdiye kadar bunun yapılmamasını hoşgörüyle karşılayan İslam dünyasının bundan sonra mazur görmeyeceğini de bildirerek bir bakıma tehdit ediyorduk. Bir yandan da bizi etkilemesi için İslam dünyasının dikkati çekilmek isteniyordu. Vatan Gazetesi'nin 9 Kasım 1923 tarihli nüshasında okuduğumuz bu yazılardan sonra 10 Kasım 1923 tarihli Tarih Gazetesi'nde halifeye yazılan bir açık mektup yayınlandı. Lütfi Fikri Bey'in imzasını taşıyan bu mektupta halifenin istifasıyla ilgili haberlerden milletin ne kadar üzüldüğünü ve acı çektiğini ispat için bir vapur hikayesi uydurulmuştu. Vapurda oturanlar halifenin istifası haberini öğrenince çehrelerine hüzün ve endişe çökmüş. Birbirlerini tanımayanlar samimi görüşmeye ve hatta çok görüşmeye başlamışlar. Ortak endişe bunları bir dakikada dost etmiş. Lütfi Fikri Bey, gönül istiyor ki bu istifa sözü ebedi olarak gömülsün kalsın diyor. Çünkü dünya için felaket olurmuş. Lütfi Fikri Bey, millete şunu da telkin ediyordu. Hayretle ve üzüntüyle görülmelidir ki, bugün şu manevi hazineye saldırmak isteyenler, dışarıdan kimseler, Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildir. Doğrudan doğruya biz Türkler, kendi dinimizden ebedi olarak bu hazinenin çıkarılması sonucuna yol açabilecek teşebbüslerde bulunuyoruz. Efendiler, yabancılar hilafete saldırmıyorlardı. Fakat Türk milleti saldırıdan kurtulamıyordu. Hilafete saldıranlar, Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildi. Fakat Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta, İngiliz ve Fransız bayrakları altında Türklerle vuruşan Müslüman milletlerdi. Türk milletine kolayca saldırabilmek için korunup devam ettirilmesi tercih edilen hilafetin ortadan kaldırılmasını Türklük için bir intihardır diyerek vasıflandırmak, hilafeti ortadan kaldırmak için biz Türkler teşebbüslerde bulunuyoruz sözleriyle Cumhuriyet'in hedefini açıklayıp ilan etmek elbette etkisiz kalmadı. Lütfi Fikri Bey'in Tanin'de yayınlanan açık mektubundaki görüş, ertesi gün Tanin başyazarı tarafından desteklendi. 11 Kasım 1923 tarihli Tanin'in "Şimdi de hilafet meselesi" başlıklı baş makalesi okununca, Cumhuriyet'in ilanını engel olamayanların ne pahasına olursa olsun hilafet makamını elde tutabilme gayret ve faaliyetine geçtikleri anlaşılır. Bu yazıda şehzade mektupları yayınlanarak halkta hanedan lehinde sevgi uyandırılmaya çalışılıyor. Ayrıca hanedan haklarına karşı çirkin saldırılar yapıldığı ve bunu yapanın partimizin en seçkin zümresinden olduğu belirtildikten ve Cumhuriyet hükümetini milletin gözünde kötü göstermek için ne söylemek gerekirse onlar da yazıldıktan sonra halifenin istifası söylentisi üzerinde durularak arkadan arkaya verilmiş bir karar karşısında izleniyordu. Daha sonra da Millet Meclisi'nin bu kadar baskı altında kaldığını, dışarıdan verilen kararları yalnızca onaylamak durumuna düşürüldüğünü görmek gerçekten pek üzücü oluyor sözleriyle meclis
bize karşı kışkırtılıyor. Böylece Cumhuriyet'in ilanını kabul eden meclisin hiç olmazsa hilafetin kaldırılmasını bir oldu bitti şeklinde kabul etmemesinin sağlanmasına çalışılıyordu. Tanin başyazarı hilafetle ilgili düşünce ve görüşlerini şu satırlarla ortaya koyuyordu. Hilafet bizden giderse 5-10 milyonluk Türkiye devletinin İslam dünyası içinde hiçbir önemi kalmayacağını, Avrupa siyaseti karşısında da en küçük ve değersiz bir hükümet durumuna düşeceğimizi anlayabilmek için büyük bir kabiliyete gerek yoktur. Milliyetçilik bu mudur? Kalbinde gerçek milliyetçilik duygusu yatan her Türk, halifelik makamına dört elle sarılmak mecburiyetindedir. Efendiler, halifelik konusundaki düşüncelerimi daha önce açıkladığım için bu sözleri burada tahlile gerek görmüyorum. Ancak hilafet makamına dört elle sarılmak mecburiyetinde kalan bir rejimin cumhuriyet rejimi olamayacağını anlayabilmek için de büyük bir kabiliyet gerekmediğini söylemekle yetineceğim. Tanin'in incelemekte olduğumuz baş makalesinin daha bir iki noktasına dikkati çekeceğim. Osmanlı hanedanınca kabul edilmiş ve bundan dolayı ebedi olarak Türkiye'de kalması güven altına alınmış bulunan hilafeti elden kaçırmak tehlikesini yaratmak, akıl ve vatanseverlik de milliyet duygusuyla zerre kadar bağdaştırılamazmış. Tanin başyazarı kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ilan etmişti. Fakat öyle bir cumhuriyetçi ki onun istediği cumhuriyet idaresinin başında halife olarak Osmanlı hanedanından biri bulunacaktır. Yoksa yapılan hareket akıl ve vatanseverlik de milliyet duygusuyla zerre kadar bağdaştırılamazmış. Hilafeti elimizden gitmesine hiçbir imkan kalmayacak şekilde korumakla görevliymişiz. Onu kaldırmak için girişilen gizli tertipler başarısızlığa uğratılmalıymış. Efendiler, bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin nasıl bir maksada dayandığı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yarın daha açık olarak anlaşılacaktır. Gelecek nesillerin Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği gün ona en insafsızca saldırıların başında cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını görerek asla şaşıracaklarını sanmayınız. Aksine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek düşüncelerini tahlil ve tespitte hiç de kararsızlığa düşmeyeceklerdir. Onlar kolayca anlayacaklardır ki çürümüş bir hanedanın halife unvanını taşıyarak başının üstünden zerre kadar uzaklaşması imkan bırakmayacak şekilde korunmasını şart kılan bir devlet şeklinde cumhuriyet rejimi ilan edilse bile onu yaşatmak mümkün değildir. Efendiler, o günlerde yapılan yayınlar arasında dahi iki nokta yer alıyordu. Bunlardan biri benim hasta olduğum hususu, diğeri de rahmetli Enver Paşa'nın Türkistan'daki hizmetleri ve hayatta olduğu hususu. Enver Paşa, memleket dışında kaldığı yıllarda İslam Birliği için çalışıyormuş ve damadı Hilafet Penahi unvanını kullanırmış. Hatta Türkistan'da kazdırdığı bir mührün bir tarafına bu unvanı da yazdırmış. Boyuna bu iki noktadan da söz etmek elbette maksatsız değildi. Efendiler, işaret ettiğim bu yayınlarla bir takım kimselerin tutum ve davranışları özet olarak şu şekilde ifade edilebilir. Esas olan milli hakimiyettir. Milli hakimiyet cumhuriyetin gelişmesiyle sağlanır. Türk milleti milli hakimiyete kavuştu. Cumhuriyetin ilanına lüzum yoktur, yanlıştır. Türkiye'de en sağlam devlet şekli milli hakimiyet esasını korumakla birlikte cumhuriyeti ilan etmeyip devlet başkanlığından halife unvanıyla Osmanlı hanedanından birini bulunduran meşrutiyet idaresidir. Nasıl ki İngiltere'de milli hakimiyet mevcut olmakla birlikte devlet başkanlığında bir kral vardır ve o kral aynı zamanda Hindistan İmparatorudur. Efendiler, böyle bir prensip üzerinde birleşmiş olan kimseler, kendilerini sözleriyle, tavırlarıyla ve yazılarıyla göstermiş gibiydiler. Bu zümrenin başına Rauf Bey'in seçildiğine hükmedilebilirdi. Çeşitli soy ve mesleklerden oluşan kimselerin meydana getirdiği bu zümre, Rauf Bey'i maksatlarının açıklanıp savunulmasına en uygun bir kimse olarak görmüşlerdi. Ondan büyük ümitler beklenebileceği zannına kapılmışlardı. Bundan sonradır ki Rauf Bey Ankara'ya hareket etti. Vatan Gazetesi'nin bildirdiğine göre büyük bir kalabalık Rauf Bey'i Ankara'ya uğurlamak için toplanmış. Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa,
Adnan Bey bu büyük kalabalığın başında gösteriliyordu. Vatan gazetesi bu uğurlamadan bahsederken Rauf Bey'in Ankara'da meclise gideceği politikayı da millete ilan ediyordu. Rauf Bey'in meclisteki çalışmalarının olumsuz yönde ve şahsi olmayacağı, faaliyetinin memleketin iyiliği ve huzurunu, kanunların hakimiyetini sağlam amacı güden bir faaliyet olacağı, kendisinin Büyük Millet Meclisi'nde bir iyilik ve düzen unsuru olacağı ve memleket yararına olan prensipleri savunacağı belirtiliyordu. Vatan Gazete sahibinin bu açıklamaları yapmaya ve kendiliğinden garanti vermeye yetkili olduğu elbette kabul edilemezdi. Oysa Rauf Bey partimiz adına milletvekili olmuştu. Partimizin programına uyacaktı. Partiden ayrılmadan kendi başına bir politika takip etmemesi gerekirdi. Rauf Bey daha partiden ayrıldığını da bildirmemişti. Böyle bir düşüncesi olmadığını daha sonra partiden ayrılmamakta gösterdiği ısrarla da doğrulamıştı. Bu bakımdan hem partide kalmak ve hem de parti disiplinini bozmak demek olan kendine has bir politikayı tek başına uygulamak anlaşılabilir bir husus değildi. Efendiler, bu yolda harekette varılmak istenen sonucu keşfetmek geç ve güç olmadı. İsterseniz bu noktanın aydınlanmasına yarayacak bazı açıklamalarda bulunayım.